Romatizmal hastalıklarımızda aile hikayesi çok önemlidir. En basit iltihabi olmayan romatizmal hastalıklarımızdan osteoartritte dahi önemlidir. Genellikle hastalarımızın birinci derece akrabalarında, anne baba ya da kardeşlerinde eklemlerinde kireçlenme yakınması vardır. O kişide de görülmesi daha yatkın ya da bu kişi daha yatkın olacaktır. Anne babasında eğer bir osteoartrit varsa onda da hastalığın görülme riski daha fazla olacaktır. Bu özellikle el osteoartritinde daha belirgindir. Hastalar çok tipik olarak der ki benim annemin de elleri böyleydi. Ben de mi acaba böyle olacağım diye belirtebilir. İltihabi romatizmal hastalıklarımıza baktığımızda ise genetiğin önemi daha da ortaya çıkıyor. Romatoid artrit, lupus gibi hastalıklarımızda eğer kişinin birinci derece akrabalarında varsa o kişide de gelişme sıklığı normal popülasyona göre artıyor. Ama bazı hastalıklarımızda ise bu daha da belirginleşiyor. Örneğin ankilozan spondilitli bir hastanın anne baba ya da kardeşlerinde herhangi birinde bu hastalığın bulunma oranı %20. Bu psoriatik artrit dediğimiz ya da sedef ve sedefe bağlı artritte ise bu oran %30'lara kadar çıkabiliyor. Hatta sedef hastalığında kişinin yalnızca birinci derece akrabaları değil, ikinci derece akrabaları da önem taşıyor. Yine ailevi Akdeniz ateşi dediğimiz hastalığımızda ki bu birebir geçiş gösterir Mendel kurallarına göre. Bazen bir nesil atlayabilir. Bu durumda birinci derece akraba, ikinci hatta üçüncü derece akrabalarda bile bu hastalığın olup olmadığını sorgularız.